Herkese iyi akşamlar. Günümüzde dünyada ve ülkemizde en önemli sorunlardan birisi de çevre sorunları. Tabii ki çevre sorunlarını dikkat çekebilmek, bu konuda eğitim çok çok önemli. Bu gece çevre okuryazarlığı konusunu ele alacağız. Çevre okuryazarlığı nedir, neden önemlidir? Bu sorunun yanıtlarını Yeşil Bilezik projesiyle irdelemiş olacağız. Bu gece konuğumuz Mausal Kültür Derneği Proje Müdürü Münise Alibeyoğlu. Evet, hoş geldiniz efendim. Çok teşekkürler Sevil Hanım, çok sağ olun. Evet, sürdürülebilir kalkınma için çevre okur yazarlığı projesi Avrupa Birliği'nin finanse ettiği, desteklediği bir proje ve hayata geçireceksiniz. Evet. Biz de bunun detaylarına inmek istiyoruz. Evet, öncelikle tabii ki çevre okur yazarlığı nedir? Bunu biraz açıklayalım izleyicilerimiz için ve önemine değinelim. Sonrasında detaylarına inelim projenin. Tabii ki. Buyurun. Çok teşekkürler öncelikle konuk ettiğiniz için. Çevre okuryazarlığı aslında günümüzde içerisinde hala hazırda olduğumuz, hala hazırda bu konuda kendimizi geliştirmeye çalıştığımız ama dünyanın büyük bir kısmında hala çevre eğitimi, sınırlı çevre eğitimiyle çerçevelendiren bir olgu. Fakat biz çevre okuryazarlığı derken çevre eğitiminin daha ileriye taşınmasını ve bu yeni nesillerin özellikle çevre kaygısını, çevre bilincini teorikte ve pasif katılımcı olarak edindikleri çevre bilgilerini, çevreyle ilgili bilgilerini uygulamaya, çözüm üretmeye, aktif katılıma dönüştürmeye yönelten bir yaklaşımdır çevre okuryazarlığı aslında. Yani kişilerin sadece aldıkları çevre eğitimiyle, sadece sınıflarda ya da teorik olarak derslerde aldıkları çevre eğitimiyle sınırlı kalmayıp da çıkıp doğaya dokunan, doğayla içselleştiren aldığı eğitimi, bunun kaygısını taşıyan, sorumluluk bilinci edinen, eleştirel düşünebilmeyi öğrenen çevreyle ilgili bunun akabinde eleştirel düşünmeye başladıktan sonra da sorunlara gerçekten çözüm üretebilecek bir düşünce yapısına sahip olması ve bu ürettiği çözümleri de bir şekilde uygulayabilecek adımlar atabilmesini sağlayan bir yaklaşımdır aslında çevre okuryazarlığı. Ve çevre eğitiminde de çok önemli bir yer tutar. Evet, yani bazı derslerde biliyoruz ki çevreyle ilgili tabii ki bilgiler öğrencilere veriliyor, aktarılıyor. Fen bilgisinde olsun, farklı derslerde olsun. Ancak tamamen çevre okuryazarlığı müfredatı olması gerektiğini düşünüyorsunuz ve bunları özellikle okuryazarlığı da sorumluluk alması, eleştirebilmesi ve neler yapacağını öğrenmesi. Çünkü sadece çevreyi nelerin kirlettiği bilgisinin verilmesinin dışına çıkılması gerekiyor anladığım kadarıyla. Peki Mausa bölgesi, tabii ki Mausa Kültür Derneği. Kısaca aslında programın başında da biraz değinebiliriz. Derneğin genel çalışmaları hangi noktada? Özellikle çevreyle alakalı projeler mi üretiyor? Neler yapıyor? Ve Mausa olduğunuz için tabii ki pilot bölgede Mausa bölgesi seçildi. Projemiz için tabii ki dernekten bahsetmekten mutluluk duyarım. Aslında Mausa Kültür Derneği çok eski, çok köklü bir derneğimiz. 1992 yılından beri aktif olarak çevresel sorunlardan tutun da işte genç, yaşlı tüm nesillere dokunabilecek faaliyetler üreten bir dernek. Öncelikle çocuk kulübü olarak başlayan bir dernek. Hı hı. Çocuklara aktiviteler, işte el becerileri, sanat dersleri sunan, akabinde yetişkinlere ve gençlere yönelik sportif faaliyetler, yine çevre odaklı etkinlikler sunan bir dernek. Aynı zamanda kadınlarımızı da özellikle evde bir şeyler üretebilen kadınları bir çatı altında toplayıp el becerilerini geliştirip işte geliştirdikleri ürünleri sanat şeklinde bunların sergilenmesine destek olan uzun soluklu bir dernek. Evet. Ve yaklaşık 10 yıldan fazla bir süredir de çok çeşitli fonlar alarak farklı projeler yürütmektedir. Uluslararası fonlar olsun, Kültür Derneği destekli fonlar olsun, çok farklı kurumlardan destek fonlarıyla projelerini hayata geçiriyor. Evet. Çevre konusunda aslında bundan 2 ya da 3 proje öncesinde sulak alanların farkındalığı ile ilgili büyük, yine geniş kapsamlı bir uygulama eğitim ve uygulama projesi gerçekleştirmişti Mausa bölgesinde. Çok ses getiren çok güzel bir projeydi. Evet. Bir bakıma aslında onun daha da ileriye taşınması, daha geniş kapsamda çevre. Şu anda Yeşil Bilezik
projesi hayata geçecek, başladınız. Evet. Evet, bunu biraz detaylandırırsak, öncelikle bölgede bir analiz, bir anket çalışması mı yapılacak, neler yapılacak ve sonrasında nasıl bir çalışma içerisine girilecek? Evet, aslında bu projeye başlama amacı olarak tabii derneğin edinmiş olduğu gerek çocuklarla ilgili yaptığı çevresel faaliyetlerde gerek son projemizi yine birlikte yürütmüştük Avrupa Birliği desteğiyle istihdam gençlere ve kadınlara istihdam olanakları tanımaya yönelik bir projeydi. Orada da çok farklı eğitimler, beceri eğitimleri, mesleki beceri eğitimleri sunduk. Aslında hem o çocuklarla ilgili çevre faaliyetlerini hem de eğitim deneyimini birleştiren bir proje ortaya çıkartmak istedik bu yeni dönemde. Evet. Çevreyi odak alırken aslında buradaki çıkış noktamız daha çok sürdürülebilir kalkınma üzerineydi. Projenin açık adı aslında sürdürülebilir kalkınma için çevre okuryazarlığı. Sürdürülebilir kalkınmayı da ele aldığımız zaman çevre faktörünün, çevre bileşeninin çok önemli bir yer kapladığını görüyoruz. Ekonomik ve sosyal bileşenler yanında aslında çevre bileşeni sürdürülebilir bir kalkınma için, devamlılığı olabilecek gelişme için toplumların çevre bileşeninin yer almasının çok büyük önem arz ettiğini biliyoruz. Çevre bileşenine baktığımız zaman da aslında gelecek nesillerin bilinçlenmesi bu konuda yine çok büyük bir önem arz ediyor. Dolayısıyla bunları birleştirdiğimiz zaman da eğitim ortaya çıkıyor. Yani nesilden nesile çok farklılık gösteren bir olgu, çevre olgusu, çevre kaygısı olgusu. İşte bizim nesil farklı algılıyor, bir önceki nesil daha farklıydı, belki daha uzaktı. Zaten çevreyle ilgili sorunlar 1970'lerden sonra iyice baş göstermeye başladı ve topluluklar bunlarla ilgili adım atmaya başladı. Yani teknik, teknolojik gelişmelerle birlikte tabii ki insanların da doğaya verdiği tahribat daha fazla oluyor ve daha çok gündeme geliyor. Küresel ısınma da. Kesinlikle. Küresel ısınmaya sebep veren yine tabii ki insanlar bir yerde. Bu gelişimle birlikte çıkan sonuç bu. Evet. Ve kaygı konusu var. Yani kaygı duyuyoruz. Biz kaygı duyuyoruz. Bizden sonraki nesiller kaygı duyuyor. Şu andaki gençlerimiz, işte bir ilkokul, bir lise seviyesindeki çocuklar kaygı duyuyor. Bir kaygı var. Ama bu kaygıyı dönüştürmek aslında esas olan. Yani bilinçlendikçe evet verilen çevre eğitimlerimiz var. Şu anda müfredatlarda olan çevre eğitimleri var. Ama bu kaygıyı dönüştürüp de çözüm üretebilme aşamasına gidilmesi gerekiyor gerçek anlamda. Burada çevre derken tabii ki en basitiyle aklımıza gelen etrafa çöpleri atmanın ötesinde bir durumdan bahsediyoruz. Doğada suyun, toprağın kirlendiği, suyun zaten sürekli okullarda da düzenleniyor biliyoruz Dünya Su Günü'nde. İleride ülkelerin belki de su savaşı yaşayabileceği su kıtlığından ve suyu doğru kullanmak adına tasarruflu ve aynı zamanda enerji için de bu geçerli. Tüm bunlar sizin dediğiniz gibi kalkınma adına da önemli. Bu noktada sosyal politikalar, yeşil politikaların da önemi artıyor değil mi bu dönemde? Ve bilinç açısından da aslında bu bilinci yerleştirmeye çalışıyoruz sanırım. Çünkü işte çevremizi temiz tutalım. Bunlar yıllardır zaten bilinç anlamında çocuklara, öğrencilere, eğitimlerde öğretmenlerin verdiği bir noktaydı. Ama şimdi farklı bir boyutundan bahsediyoruz. Kesinlikle. Bir de su, mesela su dediğimiz zaman şu andaki bir ilkokul öğrencisinin sadece evindeki musluklardan akan suyu düşünmemesi gerekiyor. Evet, o da çok önemli. Ama su kaynaklarının nasıl kullanıldığını, nasıl tüketildiğini, dengenin nasıl bozulduğunu da algılayabilmesi gerekiyor. Ve kendisinin küçük adımlarla bile olsa buna çözümler üretebilecek kapasitede olduğunu bilmesi gerekiyor. İşte bu yüzden doğayla iç içe bir eğitimden bahsediyoruz burada. Çıkan, dışarıya çıkan, uygulayan bir eğitimden bahsediyoruz. Evet. Projeden aslında adım adım bahsedecek olursam. Tabii ki, tabii ki. Evet, yani ne kadarlık bir zamanı içeriyor? İlk başlangıçta nasıl bir yol izlenecek? Evet. Avrupa Birliği'nin Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında HİBE programı kapsamında desteklenen, desteklenmeye hak kazanan projelerimizden biridir bu. Ve az önce bahsettiğim sebep yola çıktığımız projemizde ilk adımımızda biz çevresel okuryazarlık düzeyini ölçümlemek istiyoruz. Ve bunun için de pilot bölge olarak Mausa'yı seçtik.
çevre eğitiminden, teorik bilgilerden daha farklı olarak uygulama aşamasında neler yapabiliyor, nasıl bir bilinci var özellikle çocuklarımızın, bunu ölçümlemek istiyoruz. Hı hı. Ve bu çevre okuryazarlığı ölçümleme anketi aslında birçok farklı ülkede de şu anda uluslararası geçerlilik sahibi ölçeklerle ölçümleniyor. Biz onun bir pilot uygulamasını burada Mausa bölgesindeki yaklaşık 15-20 ilkokulumuzla birlikte gerçekleştireceğiz. Hı hı. Milli Eğitim Bakanlığı ile istişare içerisinde geliştirdiğimiz bir anket çalışmamız var şu anda. Yakında finalize edilecek ve uygulamasına başlayacağız bunu. Anket öğrenciler ve öğretmenler, evet, üzerinde mi sadece olacak? Bu Mausa genelini kapsıyor. Evet, yaklaşık yani 1000+ bir öğrenci kapasitemiz var orada ölçümleyeceğimiz. Ve 100'den fazla da öğretmenimiz, ilkokul öğretmenimizin bu okuryazarlık düzeyini ölçümleyeceğiz. Ve günün sonunda biz demek istiyoruz ki evet bir eğitim alınıyor çevreyle ilgili ama okuryazarlık düzeyinin işte 3 ana düzeyi var. O üç düzeyin hangisinde yer alıyorlar şu anda? Gerçekten fonksiyonel olarak uygulama, yani üst düzeydiler mi yoksa ilk baştaki bilinç düzeyindeler mi? O üç düzeyi biraz açacak olursak değinmişken siz. Evet, tam olarak. Bir bilinçlendirme düzeyi var. İlk düşük düzey olarak geçiyor ama bilinçlenme üzerine kurgulanmıştır. İkincisinde ise fonksiyonel dediğimiz orta düzey var. Yani biliyor aslında. Uygulaması gerekenleri, yapması gerekenleri artık biliyor, bilinçsel olarak, eleştirel olarak yaklaşabiliyor, bilimsel verilerle donatılmıştır yeterince. Ama uygulama aşamasında pasiftir. Evet. Üçüncü düzeyde ise beceri düzeyi dediğimiz en yüksek düzeyi oluyor bu çalışmanın. Orada da gerçekten öğrendiği, o güne kadar algıladığı her şeyi uygulama düzeyinde de adım atıp bir şekilde çözüme katkı koyabilecek, yani aktif olarak katılımda bulunabilecek bireyler. Yani bir ezberden öteye geçilmesini istiyorsunuz. Yani işte şu şuna sebep veriyor, çevre kirliliğine neden oluyor dan öteye geçip bu var olan sizlerin de sunacağı eğitimlerle bilimsel verileri bir yerde artık gözden geçirebilmesi ve ona göre sorumlu davranışı sergileyebilmesi, evet, mi amaçlanıyor? Aynen öyle. O sorumluluk sahibi olan ve eleştirel yaklaşabilen ve projeler üretebilen, adım atabilecek, çevre savunuculuğu yapabilecek, küçük çapta, büyük çapta projeler geliştirip gruplar oluşturabilecek. Neden sonuç ilişkilerini, aynen, küçük yaştan itibaren. Evet, belki takım üyesi olmayı öğrenecek, doğayla iç içe yaptığı çalışmalarda belki takım lideri olacak. Yani sosyal becerilerine de aslında çok büyük katkıları olacak. Aslında doğayı seven, doğayla ilgilenen bireyler yetiştikçe ileride, evet, de tabii ki çevreye muhakkak, evet, ki daha büyük katkısı, kesinlikle, olacaktır o bilinçli yetiştirirsek. Aynen. Bizim işte aslında bu anketi yapma sebebimiz o düzeyi belirledikten sonra uzmanlarla çalışarak uygun bir müfredatı belirlemek. Yani oradaki analiz, ihtiyaç analizini ortaya koyduktan sonra çeşitli uzmanlarımızla oturup bir müfredat belirlemek. Ve bu müfredatın da yine Mausa bölgesindeki pilot okullarda 3, 4 ve 5. sınıf öğrencilerine bir 2022-2023 akademik yılı çerçevesinde kendi çevreyle ilgili, ekolojiyle ilgili dersleri bünyesinde bizim temin edeceğimiz uzmanlar tarafından sunulması. Bu dersleri bir yıl boyunca sunulmadan... Yani ayrı bir saatler mi ayarlanması düşünülüyor? Yani kendi gördükleri derslerden ayrı. Evet, belli başlı öğleden sonra aldıkları işte çevre, trafik gibi farklı, fen bilgisi gibi farklı dersler var. Biz bunları bir dönemliğine belli başlı kısımlarını alıp kendi uzmanlarımızla orada derslerimizi sunmak istiyoruz. Şu anda bunlarla ilgili de istişareler gerçekleşiyor, daha çok başındayız projemizin. Ve bu eğitimleri sunduktan sonra da bir yıl... O eğitimlerin içerisinde işte doğaya dokunarak aldıkları eğitimden tutun da ekolojik bahçeler, bahçeciliğin önemi olsun, dışarıda gerçekten okulundan çıkıp da uzak bir yerde doğayla baş başa alacağı eğitim olsun, işte doğayla entegre bir matematik, bir fen, bir çok farklı müzik olsun, bu tarz eğitimleri de doğayla entegre şekilde alabilmesinden bahsediyoruz aslında geliştireceğimiz müfredatın içerisinde. Bunu uyguladıktan sonra da tekrarlayacağız anketimizi. Ve bizim söylemek istediğimiz, biz bu müfredatı uyguladık pilot olarak ve şu derecede değişiklik yarattı veya yaratmadı ve işte şu ihtiyaçları karşıladı gibi geniş kapsamlı bir rapor ortaya çıkarmak ve bununla tüm ilk öğretimin, tüm eğitim ilgili tüm eğitim bilimlerinin de ulaşılabilirliğine kılmak istiyoruz aslında. Hem eğitim hem çevre, tabii ki hükümet anlamında da, yani... bahsettik, az önce değindik. Politikalar bu yönde olması çok çok, evet, önemli. Bir ışık tutabilir diyorsunuz, evet, bu hazırlanacak olan rapor ilgili kişiler içinde. Evet, amacımız o yönde aslında.
Peki anketten bahsettiniz. Ankette ne gibi sorular olacak? Henüz hazır değil herhalde ama ne şekilde düşünüyor? Yani başlangıç aşamasındayız anketimiz. Oluşturma aşamasındadır ama dünyada farklı gerek Amerika'da gerek Avrupa'da gerekse Türkiye'de uygulanan çeşitleri, oraya adapte edilmiş ve uygulanan çeşitleri var bu anketin. Ve farklı düzeylerini, farklı bileşenlerini işte beceri aşamasında, bilgi aşamasında, duyusal kavrayış aşamasında, çevreyle ilgili empati seviyesinde. Hep bunları belirleyecek olan ve belli başlı faktörlerin de etkisini, işte öğretmen faktörü, aile faktörü, okul faktörü, çevre faktörü, mahalle faktörü, bu gibi faktörlerin de etkilerini ölçümleyebileceğimiz bir anket istiyoruz. Aslında çok boyutlu. Çok geniş, ben de onu diyecektim. Evet. Çok geniş aslında. Evet. Belli bir noktada değil, bayağı da bunu rapor etmek de herhalde uzun bir zaman alacak. Çünkü tek bir noktada değil, birçok noktada bir sonuç almaya çalışacaksınız. Aslında bu daha mı zor olacak? Ne düşünüyorsunuz aslında böyle bir sonucu önemli, çıkarmak? En önemli kısmı bu anket olduğunu düşünüyoruz. İlk başta zaten bunun temeline o anketi alarak kurgulanmış bir projedir. Ve çok değerli uzmanlarımızla çalışmaya başlama aşamasındayız şu anda. Bu raporlar bizim için çok çok önemli. Yani Kıbrıs'ta literatüre katkı koyacak olan raporlar olduğuna inanıyoruz. Hı-hı. Çünkü örneği yok. Bir ilk olacak. Böyle peki burada kişileri mi düzeyini sadece belirleyeceğiz? Yoksa o Mausa pilot bölge seçildiğine göre Mausa bölgesindeki sorunlara da dikkat çekilecek mi bu anketle? O da araştırılacak mı? Sorunlara bakış açıları ele alınacak çocukların en yakınında olup biten sorunları. Böylelikle sorunlar da zaten ortam çıkmış ortaya çıkmış olacak. Aynen. Evet. Bunlarla ilgili de geniş çaplı bir araştırma yapılacak ve anketin raporlarında elimizde olacak bu veriler diye beklentimiz bu yönde. Evet. Akabinde de eğitimlerimizi uyguladıktan sonra tekrarladığımızda da çok güzel bir raporun ortaya konacağına inanıyoruz. Evet. Çerçevede. Çevre bilinci dedik, Mausa bölgesi pilot bölgesi dedik. Mausa bürosundan arkadaşımız da sokağa çıktı. Bu projeyle ilgili, çevre bilinciyle ilgili özellikle sorular yöneltti vatandaşlara. Öncelikle bu röportajları ekranlara getirelim. Sonrasında yine bizler burada olacağız. Mausa Kültür Derneği çevre konularıyla ilgili, çevre bilinciyle ilgili bir proje başlatacak ve kentimiz Mausa bölgesi pilot bölge olarak seçildi. Çevre bilinci hakkında neler söylemek istersiniz? Çevre bilinci hakkında yani sadece şahıs olarak yapılmaması gereken şeyler var. Devletin de katkı vermesi gereken şeyler var. Yani özellikle piknik alanlarının, o bölgelerin inanılmaz derecede kullanılıp ve o pisliklerin orada bırakılması yanlış bence. Sonuçta dünya üzerinde tek biz yaşamıyoruz. Hayvanlar var. Onların da yaşam alanları var. Onların da hakları var diye düşünüyorum. Kıbrıs olarak, Gazi Mausa olarak biraz daha yüksektir. Ama tabii ki belli bir çevre kirliliği var Gazi Mausa'da da. Yani, özellikle hava kirliliği konusunda. Gerek arabaların çok yoğun kullanılmasından dolayı bir kirlilik mevcut. Öncelikle pilot bölge olarak seçilmesinden dolayı tabii ki bir halk olarak gurur duyuyorum. Çok güzel bir olay. Fakat halkımızın bu konuyla alakalı tam detaylı bilgileri yoklardır. Çocuklarımıza yani bu ülkeyi kazandıracaksak o yaşamı da öğretmemiz lazım. Daha duyarlı olurlar. Geleceğimiz için daha güvenli bir yaşam alanı oluşur. Peki yaşadığımız çevreyi, kentimizi nasıl buluyorsunuz? Yani ben 20-21 senedir Mausa'dayım. Bulunduğum bölgede memnunum. Yani sakin, huzurlu bir bölge. Ama dediğim gibi çevre konusunda vatandaşların çevre bilinci sizce ne derece? Bence yetersiz. Yetersiz yani. Okullarda da bunun üzerinde eğitimler verilmesi gerek zaten bence. Zaten bu projeyle ilkokullarda küçük çocuklara eğitim verilecek. Yani sadece çevre küçük bilinci çocuklara değil de yetişkinlere de verilmesi lazım bu bilgilerin. Peki böyle çevreyi kirleten ya da çöp atan vatandaş gördüğünüzde uyarıyor musunuz? Uyarıyorum tabii ki uyarıyorum yani. Özellikle de arabada giderken sigaraydı, içilen içeceklerin dışarı atılması yanlış bence. Bu konuda özellikle Mausa Belediyesi'nin daha duyarlı olup daha da çalışmalara önem göstermesini arz ederim bir halk olarak. Yani çevreyi korumak adına genel
çabamız işte sağa sola çöp atmamak, hani gerek evsel atıklarımızı gerek işsel atıklarımızı düzenli bir şekilde uygun olan yerlere bırakmak, bu şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz çevreyle alakalı. Çevreyi genelde tabii ki insan eliyle, doğa ve çevre kirletiliyor, yok ediliyor. Uyarır mısınız böyle çevreye duyarsız olan kişileri? Tabii ki gördüğümüz süreçte uyarmaya çalışıyoruz. Daha duyarlı olmak lazım çevre konusunda. Yaşanılması gerekilen yer eğer bizler yaşayacaksak daha temiz tutmamız lazım bence. Evet, söyleyecek sözümüz vardı. Vatandaşların yorumları bu yöndeydi. Daha çok tabii ki bahsettiğimiz gibi çevrenin temizliği yönünde, duyarlı olması gerektiği yönünde söylediler. Küçüklere eğitim yetmez, yetişkinler de eğitilmeli. Neler söyleyeceksiniz? Doğrudur, yetişkinler de eğitilmeli. Görüyoruz ki yani herkeste çevreyle ilgili bir duyarlılık aslında var. Son 10-20 yılın içerisinde daha da bir artış söz konusu bu konuda. Küresel ısınmanın etkilerini hepimiz hissediyoruz ama işte vatandaşın da söylediği gibi aslında en yakınındakileri önce hissediyor. En yakınındaki çevre sorunlarını hissediyor. Bunlarla ilgili de kaygı geliştiriyor. O az önce bahsetmiş olduğum nesilden nesile fark etme durumu, nesilden nesile çevre sorunlarının algılanma durumunu burada görebiliyoruz aslında. O kaygı var, kaygı yerleşmiş ama tam olarak uygulama aşamasında, kendisinin çözüm üretmesi aşamasında adım atabilecek bilinçte olup olmadığı tabii tartışılan bir durum. Bizim de aslında yeni nesillere anlatmak, aşılamak istediğimiz inisiyatif alabileceğini, küçük adımlarla başlayarak birçok soruna çözüm üretebileceğini anlatmak burada. Ki bu aslında sürdürülebilir kalkınma dan yola çıktığımız zaman, özellikle de projemizin ismini ben şimdi biraz değinmek istiyorum. Yeşil bilezik konuyla da ilgili olduğu için. Aslında biz burada temel becerilerden bahsediyoruz. Sürdürülebilir kalkınma, çevreye odaklı sürdürülebilir kalkınma için okuryazarlık diyoruz ve beceriler geliştirmesinden bahsediyoruz. Ve bu becerileri, çevreyle ilgili bu becerileri geliştirmesi de aslında birçok farklı kapılar açacaktır gençlerimize. Bu süre boyunca, projenin 3 yıllık süresi boyunca bir yandan da yeşil mesleklerle ilgili farkındalık yaratmaya odaklanacağız biz proje kapsamında. Özellikle ilkokullarda yeşil mesleklerin algılanması, farkındalık düzeyinin ölçülmesi, bu çocukların ilkokul ve lise, özellikle liseliler de var, bir grupta liselimiz olacak eğitimlere katılan. Bu yeşil mesleklerin, temiz mesleklerin doğaya tahribatı önlemeye yönelik olarak geliştirilen mesleklerin bir parçası olabileceklerini, ancak bu şekilde hem adamızı hem de dünyaya yararlı birer birey olabileceklerini, hem de ciddi anlamda aslında gelir elde edip kariyerlerini de ileriye taşıyabildiklerini anlatmak istiyoruz. Gelecekte daha da önemli olacak bu meslekler değil mi? Mesela, hatta günümüzde de önemli. Yeşil meslekler derken neleri anlamalıyız, algılamalıyız? Tabii ki enerjiden bahsediyoruz. Yenilenebilir enerji rüzgardır, güneş, özellikle bizim ülkemizde güneş. Şu anda güneş. Belki maliyet olarak daha şey görünse de komplike bir şey görünse de bunlara yönelilmesi gerekiyor. Evet, hem çevre açısından. Mesela birkaç örnek verecek ve olabilirsek. Ve bunlarla ilgili uzmanlar, mühendislerin yetiştirilmesi gerekiyor değil mi? Mühendisler. Meslekler. Mühendis konusu çok çok önemli burada. Mesela enerji mühendisliği, işte enerji uzmanlığı, rüzgar enerjisi uzmanlığı, dalga enerjisi uzmanlığı gibi organik tarım mühendisliği, ekoturizm, geri dönüşümcülük çok önemli. Geri dönüşüm çok büyük bir yer edinecek projemizde. Çevre enerji hukuku uzmanlığı gibi meslekler var. Ekoturizm uzmanlığı gibi, kent bahçeciliği gibi. Aslında ne kadar disiplinler arası bir olgu olduğunu görüyoruz. Çevreye duyarlı bireylerin yetişmesi ve bu yönde meslek edinmeyi. Organik tarım mesela. Organik tarım uzmanlığı. Kesinlikle. Lefke'de de ne kadar üniversiteye mesela çok ilgilendiği ve bu yönde öğrenciler yetişiyor. Bunlar daha da artacak, artması gerekiyor diyorsunuz. Çok sınırlı sayıda bu eğitimleri alan kişiler, öğrencilerimiz çok sınırlı sayıda. Ben de akademide de bir ayağım olduğu için, şu anda derste verdiğim için gözlemlediğim kadarıyla çok sınırlı sayıda öğrenciler seçiyor bu tarz meslekleri aslında. Çünkü öyle bir bilinç henüz yetiştirilmedi ve dolayısıyla hani genç nesillerden başlayarak öyle bir meslek olasılığını, öyle bir kariyer olasılığını anlatabilmek, aynı zamanda bu meslekleri edinirken, bu kadar değerli birer kariyer yoluna çıkarken dünyaya, gezegene,
olan borçlarını da, gezegene olan katkılarını da görebilmeleri, çözüm üretebileceklerini bilebilmeleri bizim için çok önemli. Bu projemizin temelinde de bu yeşil mesleklerle ilgili farkındalık gerçekten ciddi bir yer taşıyor aslında. Ki günümüzde işsizliği de düşünecek olursak, bu sorunları, çevre sorunları düşünecek olursak, çevreye yönelik mesleklerin ve ihtiyacı da düşünecek olursak yönelilmeleri çok çok önemli. Çünkü belli mesleklerde görüyoruz ki çok sayıda öğrenci mezun var ve iş bulmakta sosyal bilimler sıkıntı yaşanıyor. Bu bir hukuk olacaksa burada diyorsunuz ki çevreye yönelik hukuk olsun. Az önce bahsettiğiniz tam olarak... Evet. Şöyle geçiyor literatürde, çevre ve enerji hukuku uzmanlığı şu anda yükselen bir değer olarak Türkiye'de farkındalığı artmaya başladı. Dünyada da keza çevre ve enerji konusunda gerek şirketlere uzmanlaşmaları gerekiyor belli. Aynen. Bu alanlara yönlenmeleri kendileri açısından da bizim kesinlikle, ülkemiz açısından da önemli olacak. Yani burada en çok hani dikkat etmemiz gereken sadece bir mühendislikten bahsetmiyoruz. Hukuktan bahsediyoruz, işte mimariden bahsediyoruz. Kent mimarlarından, yeşil kent mimarlarından, işte bir dalga enerjisi üreten uzmanlardan bahsediyoruz. İşte suyu temizleyebilecek mekanizmalar üretebilecek olan uzmanlardan bahsediyoruz. Yani çok çeşitli ve dediğiniz gibi ekoloji uzmanı olanlar, organik tarım mühendisliğinden bahsediyoruz. Bunlar hep aslında gelecekte hani dünyamızın, gezegenimizin, kaldı ki küçük adamızın da geleceğini aydınlatabilecek olan meslekler. Ve şu anda bu kemikleşmiş yapıdan biraz dışına çıkmak için bize umut veren de bu bağlamda aslında ilkokul öğrencileri ve gençlerimiz. Bu bağlamda en temelden onlara bazı şeyleri aşılayabilmeyi hedefliyoruz. Evet, aslında uzun soluklu tam bu proje 3 yıllık dediniz ancak aslında süreklilik arz etmesi gereken bir proje gibi görünüyor. Şu anda anlattıklarınızdan da bunu anlıyoruz. Evet. 2022-23 dönemi için 24 eğitim müfredatı söylüyorum. Evet, önümüzdeki pardon. Müfredat olarak düşünüldü dediniz. Ancak tabii ki sadece o dönemin öğrencilerine bu eğitimin verilmesi çok sınırlı olur. Kesinlikle. Bunun sanırım projenin de sürdürülebilir olması gerekiyor değil mi? Bu noktada neler düşünüyorsunuz? Yani Mausa Kültür Derneği olarak bu projeyi ilerletmek, çıkacak olan sonuç ve raporlara göre ilerlemesi düşünülüyor mu? Evet, kesinlikle. Öncelikle biz ilkokullarda aslında proje içerisinde uygulanabilir model ve mekanizmalar üretmek, eğitim konusunda uygulanabilir model ve mekanizmalar üretmek istiyoruz ve bunları bir şekilde gelecek olan, sonradan gelecek olan eğitim sisteminin içerisine entegre edilebileceğine inanıyoruz. Yani ilk başta aslında sunmak istediğimiz de bu. Bu önerdiğimiz müfredatın bir parçasının uygulanabilir olduğunu kanıtlayıp müfredata girmesini sağlamaya çalışacağız. Evet, aslında sözde değil, yazılı bir şekilde, somut bir şekilde. Şu anket yapıldı, şu analizler yapıldı. Evet. Çıkan sonuç bu. Bizim uzmanlarımızın önerdiği, verilmesi gereken eğitimler aslında bu yönde. Aslında çünkü öyle. Eksik kaldığımız yönler bunlar deyip ilgili yetkililere de net sonuçlarla gitmek istiyoruz. Ve bu kabul görmesi durumunda müfredata geçerse de tüm gelecek öğrenciler için, sadece önümüzdeki dönem eğitim alacak olanlar için değil, Tüm öğrenciler için ve belki de adaya, tabii ki sadece Mausa değil. Belki de bu analizler de artırılabilir değil umarım, mi? Tabii ki umarım, her bölgede açabilir. Farklı sonuçlar da çıkabilir mi? Çıkabilir diye. Evet, yani belki ilerleyen aşamasında tekrarlayıp projemizi daha geniş kapsamlı olarak yaygınlığını sürdürebiliriz diye umut ediyorum. Ama müfredata geçmesi, en azından bir ders olarak bile eklenmesi müfredata bizim için çok önemli olacak. Ve bu konuda görüşmelerimizi de hani şimdiden başlamış bulunuyoruz aslında. Bu açıdan çok çok önemli aslında. Evet, ve bu eğitimleri sunabilecek uzmanlar havuzu oluşturuyoruz şu anda biz. Bu eğitimleri çok farklı şekillerde, işte sürdürülebilir kalkınma hedeflerini de anlatacak, çevre eğitimi de sunabilecek, eğitmenler için eğitimler sunabilecek, bahçeciliği, peyzajı, işte bu kentle ilgili gelişmeleri, çevresel gelişmeleri, bunların tümünü aktarabilecek bir eğitmenler havuzu oluşturuyoruz. Ve bu havuzu oluşturup bu eğitmenlerle bu 3 yıl boyunca deneyim kazandıktan sonra Mausa Kültür Derneği kendi bünyesinde de bu eğitimleri sunmaya devam etmek istiyor. En azından öğrencilere, küçük çocuklara ulaşamayacak olsak bile o da yapılabilir ama ilk etapta öğretmenlerin eğitimine mutlaka devam etmek istiyoruz. İlkokul düzeyindeki öğretmenlerimizin eğitimlerine biz kendimiz proje bittikten sonra da sürdürülebilirliği açısından aslında ben de tam bu noktada soracaktım. Öğretmenler hangi noktada olacak? Evet. Sadece anket düzeyinde kalmayacak herhalde. Çünkü öğretmenlerin de kendi branşları var. Çevreyle ilgili onları da daha çok bilinçlendirip çevreyle ilgili
kendi derslerinde ne şekilde eğitim verebileceklerini aynen. de yani o yönlendirmeyi de yapacaksınız anladım. Evet kadarıyla. Yani sadece çevre uzmanı eğitmenler değil tüm farklı branşlardan eğitmenlerin de bu çevre okuryazarlığını geliştirmesi gerekiyor ki kendi evet. dersini sunarken hani nasıl doğayla entegre edip de nasıl o çocuğu daha farklı şekilde yönlendirebileceğini bilsin. Dolayısıyla anket kapsamında evet öğretmenlerin de okuryazarlık düzeyi belirlenecek ve akabinde 100 tane öğretmenimize 50'si öğretmen adayı olacak. 50 tanesi de Mausa'da aktif şekilde öğretmenlik yapan genç öğretmenlerimizden oluşacak ve onlara da bir dönem boyunca dernek bünyesinde, dernek içerisinde eğitimlerimizi ama sunacağız. Ama ilk etapta 6 ilkokula Mausa'da belirlenecek uzmanlar derslere girecek ve belirlenecek süre içerisinde de haftanın belirli günlerinde bu çevre okur yazarlığı dersi verilecek evet, değil mi? Evet, özel eğitim öğrencilerimiz en azından ilk etapta hedef bu. Sonrasında az önce dediğiniz İnşallah. Gibi tüm adaya. Umarım. Yani çok değişik hedef kitlelerimiz var aslında. Yani Mausa bölgesini merkez olarak aldık. Kırsal bölgelerden de var. Yenibolu ilkokullarına da ulaşacağız bu proje kapsamında. Özel eğitim öğrencilerine de ulaşacağız aslında. Özel eğitim tamamen farklı bir disiplin gerektiren bir durum bu. Çevre eğitimleri sunmak için. O konuda uzmanlaşmış eğitmenlerimiz de projemiz bünyesinde bizlerle birlikte olacaklar ve özel eğitim öğrencilerine de sunulacak bu eğitimler aslında. Çok geniş kapsamlı. Evet güzel. Peki Batı'da bu konuda neler yapılıyor? Neleri örnek aldınız? Nasıl yola çıktınız? Biraz da bundan bahsedecek olursak neler söyleyebilirsiniz? Aslında, çünkü bizden çok önde gidiyorlar bu noktada çevreye duyarlılık açısından. Büyük gelişmiş ülkelerde bu çevre konusu aslında çok çok önemli. Hatta belki de birinci sırada diyebiliriz. Özellikle bu buzulların erimesi ve küresel ısınmayla birlikte hem siyasetlerinin de gündeminde hem de eğitim açısından okullarda bu eğitimlerin verildiğini biliyoruz. Kesinlikle. Mesela sürdürülebilir kalkınma hedefleri var. 2030 Birleşmiş Milletler'in şu anda uygulamaya geçirdiği ve hedeflediği 17 tane hedefimiz var. Bu hedeflerin içerisine baktığımız zaman bu 17 hedefin aslında 7-8 tanesinin direkt olarak çevreyle ilişkili olduğunu görüyoruz. Ve bu hedefler konusunda bilinç yaratılırken ilkokul öğrencileri hatta okul öncesi bile dahil edilmiş. İlkokullara uygulanan programlar var. Dünyanın en büyük dersi adı altında bu hedefler ve özellikle çevre odaklı olanlar, çevreyle ilişkili olanlar ilkokul öğrencilerine müfredat kapsamında sunuluyor. Burada işte Finlandiya örneği var, Almanya örneği var, Avrupa'da aslında birçok ülke şu anda bu eğitimleri sunuyor. Keza Finlandiya aslında en üst noktada derslerinin neredeyse %90'ı hep doğayla entegre şekilde sunuluyor. Ve bizim de örnek almak istediğimiz bir ülke aslında ki gidip orada bir en iyi deneyimler gezisi gerçekleştireceğiz dernekle birlikte. Oradaki bazı eğitimcilerle ve eğitim sistemini yürüten derneklerle, eğitim konusunda aktif görev alan derneklerle birlikte eğitimlere katılacağız. Gönül ister ki gerçekten öyle bir uygulamayı buraya getirebilmek ama biz henüz böyle bebek adımlarıyla ilerliyor gibiyiz Kıbrıs'ta. Bir kısmını bile en azından hani doğayla entegre ve doğanın deneyimlenmesi, eğitimin ve öğretimin doğa deneyimiyle desteklenmesi bilincini öğretmenlerimize empoze edebilirsek burada sanırım müfredata girmese dahi ki gönlümüzden geçen müfredata girmese dahi o ya öğretmenlerin aslında bir adımı aslında. Aynen. Bir yerden de başlamak gerekiyordu. Kesinlikle. Ve bunda az önce de bahsettiğimiz gibi somut verilerle yola çıkıp o zaman karşıdaki kişilerde daha büyük bir etki yaratmış olursunuz. Evet. Sözde kalmamış olur. Evet, sağlam adımlar atmak istedik kesinlikle evet, bu alanda. Tabii ki dediğimiz gibi dernek yıllardır bu tarz projelerle dediniz ilgileniyor, projeleri sunuyor. Bu noktada bizim ülkemiz nasıl görüyorsunuz çevre açısından veya sorunlar açısından? Hangi noktadayız? Evet, özellikle sivil toplum ayağını ele alacak olursak, son yıllarda bu konuda ciddi çalışmalar yürüten, ciddi farkındalık çalışmaları, savunuculuk çalışmaları yürüten çok değerli derneklerimiz var. Çok çeşitli fon imkanlarıyla desteklenen ve bu desteklerini gerçekten toplumun çok farklı köşelerine ulaştırabilen, işte bir Maraş'tan tutun da bir Girne'ye kadar çok farklı hedef kitlelerine, çok farklı geri planları olan insanlara ulaştırabilen çalışmalar olduğunu gözlemleyebiliyoruz dernek seviyesinde aslında. Keza Mausa bölgesinde
bölgesini ele aldığımızda ise yine çok aktif çalışan dernekler var orada ama Mausa biraz daha Lefkoşa'ya göre hem çevre potansiyeli çok yüksek, sürdürülebilir bir bölge olmak için potansiyeli gerçekten olan bir bölge olduğu halde maalesef bir yandan da doğa tahribatının çok yüksek boyutlara ulaşmaya devam ettiği bir bölge. O yüzden aslında biz hani içimiz rahat bir şekilde dedik ki biz Mausa bölgesini pilot bölge olarak alalım. Çünkü hangi açıdan? O kadar güzel. Yani doğa tahribatı. Yani çevre kirliliği, su kirliliği, sulak alanlarımız var biliyorsunuz. Çok büyük bir bölümü sulak alanların Mausa bölgesinde şu anda. Ve sulak alanların korunmaya başlaması, farkındalığı, bu konuda eğitimlerin sunulması vesaire son 5-6 yıl, 5 yani 10 yılın içerisinde gelişmeye başlayan bir alan. Gelişen de bir şehrimiz Mausa ve bu yapılaşmayla alakalı da sıkıntılar var değil mi? Kesinlikle var. Yapılaşmayla ilgili çok ciddi sorunlar var. Maalesef ne kadar müdahale edilebiliyor o konuda edilemiyor bunlar çok tartışmalı alanlar ama yapılaşmanın getirdiği tahribat işte bu doğadan alıp da hani 1970'lerden önce şöyle bir yaklaşım vardı. Doğa nasıl olsa kendini yeniler, nasıl olsa yenileyecektir. O yüzden insanlar o gelişme döneminde özellikle endüstri devrimiyle birlikte çok ciddi boyutlarda tahrip etmeye başlamışlar. Ve az gelişen ülkeler hala o bilinçteler. Doğa nasıl olsa kendini yeniler ama yenilemiyor artık. Ve bunun bilincindeler özellikle yapılaşmayı da ele aldığımızda yani yakında yer zaten kalmayacak. Zaten bir apartman, bir site yaptığın zaman eğer yürüyecek yerin yoksa, eğer doğayla bütünleşecek aileler yaşamıyorsa orada ne anlamı var ki hani öyle bir yerde yaşamanın bir noktada da. Bunların bilincinde olmak gerekiyor en önemlisi. Hani bugün üniversitede ben kurumsal sosyal sorumluluk derslerini sunuyorum ve burada da öğrencilerime hep aktarmak istediğim bu aslında. Doğadan almak zorundayız, yaşamak zorundayız biz de. Ama aldığımızın geri vermekle de yükümlüyüz. Bir yandan da onarmakla, tamir etmekle yükümlüyüz. Çünkü doğa artık kendini tamir edemeyecek kadar yorgun maalesef. Özellikle adayı düşündüğümüzde, Kıbrıs'ı düşündüğümüzde dört bir yandan kirlilik de akıyor bir taraftan. Zaten çok ciddi bir çevre sorunu potansiyeli var. Akdeniz'in ortasında olmasının işte iklim pozisyonundan vesaire de baktığımız olarak zaman. Petrol olarak da birçok bir gemilerde falan ki geçtiğimiz kısa bir zaman diliminde bunu yaşamıştık Karpaz açıklarına. Ne kadar üzücü şeylerdi. Ve hemen onun kontrolü bize gelmedi ama gelebilme korkusu bile yetmişti. Kesinlikle. Haberlerde yer almıştı. Yine benzer sızıntı bir olması. Sızıntı birkaç yaklaşık 5-6 yıl ya da 10 yıl önce bir sızıntı yine olmuştu petrol kaynaklı ve orada işte gidip baktığımız zaman işte hatırlıyorum bazı görüntüleri. En son olan yani orada yengeçlerin işte kuşların petrole bulanmış hallerini görmek ne kadar dokunaklı sahneler. Hep böyle hani bize olmaz, bize gelmez dediğimiz hani çevre bilinci ediniyoruz ya çevre eğitimleriyle o farkındalığımız artıyor ama sanki böyle uzak bir şeymiş gibi bakıyoruz. Öyle yetiştik yani ben kendimi düşündüğüm zaman ilkokul ya da liseyi böyle yetiştik ama bunları görmeye başlamak, bu kadar yakınımızda görmeye başlamak çok önemli ve çok ciddi ruhsal da etkileri var. Sosyal açıdan da sosyolojik açıdan da etkiliyor gençlerimizi ve gelişen nesilleri. Dolayısıyla şu anda o kaygıyı hani programın başında söylediğim edinen kaygıyı bir şekilde olumlu dönüştürebilmemiz gerekiyor. Peki, yani nasıl duyarlılıklar geliştirilmeliyiz? Yani bu yaşanan doğa olaylarını gördüğümüzde işte örnek verdiniz az önce. Her şeyden önce eğitim diyoruz. Her şeyden önce bizim en fazla üzerinde durduğumuz eğitim, farkındalık, bilinçli şekilde savunuculuk yapabilmek, çevreyle ilgili savunuculuk yapabilmek, hani hukuk yönüyle olsun her yönüyle ortaya çıkıp da o alanı en iyi şekilde anlayıp başkalarına aktarabilme yetilerimizin öncelikle gelişmesi gerekiyor. Ve aktarmadan öte de insanları dahil etmemiz gerekiyor bu süreçlere. Hani dernekler, farklı politikalar, işte kurumsal yapılar ya da işte devletle ilgili yapılar, evet herkes kendi içinde bir şeyler yapıyor, çabalıyor, duyarsız, tamamen duyarsız demeyeceğim ama ne kadar farklı insanları dahil edebiliyoruz bu süreçlere, ne kadar onları da dahil edebiliyoruz bu çözüm arayışlarının içerisinde. Önce buradan başlamak gerekiyor bence. Evet. Herkese bana bir şey olmaz, bize bir şey olmaz deyip de kendi bahçesinde hani mutlu mutlu yaşayan ya da öyle olduğunu düşünen insanlara da bir şekilde aslında hepimize topluca oluyor, zarar geliyor, gezegen elden gidiyor, gezegeni geçen ada büyük bir risk altında. Bu yüzden bu insanları dahil etmediğimiz sürece, ellerini bir şekilde ellerini bulamadığımız sürece o sorunların içerisine sanırım çok da etkili olmayacaktır. Evet. Aslında ülkemizde baktığımızda bu küçük adada çevre
ile ilgili birçok örgüt, birçok sivil toplum örgütü, dernek var, çevreci insanlarımız var. Son çünkü bunları bizler de haberlerde biliyorsunuz ki sıkça yer veriyoruz. Herhangi bir olumsuzluk karşısında ses veren çok dernek, çok kişi var da değil. Bu sevindirici bir nokta aslında. Kesinlikle. Gerek yapılaşmada, herhangi bir şeyde, son zamanlar biliyorsunuz ki sel olayları da ülkemizde var oldu. Örnek verecek olursak bunlara, işte dere yataklarındaki yapılaşmalar, oraların tıkanması, oradaki tabii ki yaşayan canlılar ayrı, apayrı. Ekolojik dengenin bozulması. De ses verenler olmuştu. İnsana yine dönüp dolaşıp zararı oldu o sel baskınları yaşandığı zaman. Tüm bunlar birbirini etkiliyor aslında. Yani olmaz diyorduk, ülkemizde de sel oldu. Her türlü şey olabiliyormuş demek ki. Kesinlikle. O yüzden maalesef üzücü bunlar. Çok üzücü gerçekten ama belki de hani derler ya, bir şekilde dibi görmeyince bazı şeylerin de tam farkına varamıyor insanlık. Oradayız aslında belki de. Ve evet, dediğiniz gibi çok değerli çevre savunuculuğu yapan çok farklı disiplinlerden insanlar var. Ne güzel ki işte gazetelerimiz var bu konuda, çalışmalar yürüten işte çevre aktivistlerimiz var. Bunların olması ve ses getirmesi çok güzel bir şey. Çünkü ekolojik dengeden bahsediyoruz burada. Eko kelimesinin işte kökenine bakacak olursak yuvadır ya aslında. Hani yuvadan bahsediyoruz ve herkes için evden, yuvadan bahsediyoruz. Bu yuva içerisindeki, ev içerisindeki dengenin, her şeyin birbiriyle bağlantılı olduğunu fark etmediğimiz sürece, bunun farkına varmadığımız sürece yani ne kadar sağlam adımlar atabiliriz, sadece yüzeysel mi kalır, onu bir eleştirmek lazım. Bu çok farklı yönlerden de ekolojiye, ekolojik dengeye katkı koymak için birçok farklı disiplinlerin çevreyle ilişkili olduğunu, birçok farklı konunun aslında özünde çevreyle ilişkili olduğunu ve zararının, işte bir ağaca verilecek olan bir zararında, bir hayvana, bir canlıya verilecek olan bir zararında aslında dönüp dolaşıp tüm ekolojiyi, tüm sistemi bozabildiğini algılayabilmesi gerekiyor herkesin bu noktada. Yani birazcık hani çerçeveyi daha da geniş tutup algılamaları gerekiyor. Burada da umarım çevre eğitiminin güçlendirilmesi, ki işte Avrupa'daki ve diğer farklı ülkelerdeki örneklerine de baktığımız zaman çevre eğitiminden başlıyor her şey temelinde. Ve gelecek nesillerden de umutlu oluyoruz böylelikle. Evet. Peki son olarak yine yeşil bileziğe dönecek olursak, zaten tüm program boyunca yeşil bilezik, yani sürdürülebilir kalkınma için çevre okur yazarlığını konuşuyoruz. Programımızın son 10 dakikası Avrupa Birliği'nin finanse ettiği dedik. Yeterli oluyor mu? Yani geniş bir ve uzun 3 yıl boyunca üzerinde duracağınız bir proje. Evet. Başka katkılar alınması gerekiyor mu? Bu projeyi yaparken belediye olsun, farklı kurum ve kuruluşlardan işbirliği içerisinde olacak mısınız? Tabii ki, tabii ki. Yani tabii ki Avrupa Birliği Komisyonu, Avrupa Birliği'nin buraya sağladığı hibeler, hibe çeşitlerimizden, farklı hibe çeşitlerimizden bir tanesi. Bizi desteklemesi, özellikle derneklere yaptığı destek çok ciddi boyutlarda. Ve bu gerçekten derneğin kendi işleyişi için de çok önemli bir nokta aslında. Çünkü bu projeleri yürütmek için işte transparanlıktan tutun da kendi iç işleyişini düzenlemesi, işte raporlayabilme, analiz edebilme becerilerini geliştirmesi açısından da dernekleri çok geliştiren bir katkı aslında Avrupa Birliği'nin yaptığı. Ama tabii ki Avrupa Birliği'nin de yönlendirdiği işte iç paydaşların edinilmesi aşaması var. Kesinlikle ihtiyacımız var. Birçok projemizi biz bugüne kadar Milli Eğitim Bakanlığı'yla ve belediyeyle, Mausa Belediyesi'yle işbirliği içerisinde onlardan da faydalanarak yürüttük. Keza bu projede de öyle. Yine en önemli paydaşlarımızdan bir tanesi Mausa Belediyesi olacak. Sulak alanlarda da öyleydi. Sonraki projelerimizde de desteğini göstermişti. Milli Eğitim Bakanlığı'yla da keza yoğun çalışmalar, istişare içerisinde gideceğiz. Yasa yapma, değiştirme, uygulama gücü olan diğer tüm yöneticilerin, devlet birimindeki yöneticilerin de bugüne kadar desteğini gördük. Bundan sonra da eminim görebileceğiz. Yani aslında herkes açık, bir şey uygulamak isteyen, bir şey yaratmak isteyen, bir şey ortaya koymak isteyen, toplumsal fayda için ortaya koymak isteyen çabalara çok da fazla kapanan kapı
görmedik bugüne kadar. Bu da sevindirici, güzel. Evet, şey, yani mi? Evet. Tabii ki istisnalar vardır adına. Eminim ama bundan sonrası da bu tarz derneklerin zaten var olması için ve gerçekten o temeldeki grassroots level dediğimiz aşamada katkı koyabilmesi için ülke içerisindeki tüm paydaşlara ihtiyacımız var. Ülke içerisindeki tüm güçlerin desteğine ihtiyacımız var bu bağlamda. Çıkacak sonuçlar Avrupa Birliği Komisyonu'na da sunulacak, evet. Tabii raporlanacak. Evet. Onlarda da önemli bir literatür edinilmiş olacaklar bu konuda. Yani en son yaptığımız istişarelerde de benzer bir uygulamanın anket destekli böyle bir ölçümlemenin yapılmadığı ortada zaten. Hani bunlar zaten İngilizce olarak da hazırlanacak. Sizin bu raporlar. Sizin projelerle yola çıktığınızda her zaman bu desteği görebiliyorsunuz değil mi? Bildiğimiz kadarıyla derneklere bu yönden Avrupa Birliği'nin bu tarz yani, projelere olumlu baktığını biliyoruz. Belli başlı öncelikler var. Hı-hı. Eğitim konusu, çevre konusu olsun, sivil toplumun güçlenmesi olsun, sivil halkın eğitilmesi, işte istihdam konusu olsun. Bunlar çok önemli başlıklar olarak belirlenmişler. Şu anda gelişmekte olan toplumu, Kıbrıs Türk toplumunu desteklemek adına. Dolayısıyla hani çevre gibi bir konuda hani düzgün bir proje yazıp gidildiği zaman, gerçekten dayanağı olduğu zaman Avrupa Birliği de desteğini esirgemiyor bu bağlamda. Evet. Sonra neler aktarmak istiyoruz? Bu yeşil bilezikle ilgili bizi izleyenlere genel anlamda bu projenin etkilerini, olabilecekleri anlattınız. Evet. Özellikle eğitimin ne şekilde verileceği önemli oluyor. Kesinlikle. Bilinç, evet bilinç. Belki işte şunu yapmamak lazım, bunu yapmamak lazım. Öğrencilere söylerken bu kolay ama bunun ötesine geçirecek bir proje bu. Buzullar eriyor ama neden eriyorun? Aslında çocuklara, öğrencilere verilmesi gereken bir proje. Neler yapabilirler? Ve neler yapabilirler? En önemli aşaması ve ileride aslında. De neler yapabilirler? Uzun vadeli düşünmelerini sağlamak aslında. Sadece o anın içerisinde bir sorunu çözümleyememek ya da bir soruna çok büyük olduğuyla ilgili bir düşünceye kapılıp geri durmak yerine ileri vadeli, uzun vadeli düşünebilip adımlar atabilecek. Çöpü ayrıştıralım bahseder. Diyoruz ama çöpü ayrıştırmak tam öteye gitmesi gerekiyor değil mi? Yani niye bununla ilgili ülkemizde belli adımlar atılmıyor? Bunu sorgulamaları gerekiyor. Kesinlikle. Yoksa belli belediyeler koyuyorlar işte. Çok sınırlı ama. Plastikleri ayrı yere atılsın, pil gibi daha zararlı şeyler farklı yerlere atılsın ama işte bu örnekleri vermek istiyorum ki daha iyi algılansın aslında. Bunları ayrıştırmaya belki çocuklar, yetişkinler, herkes artık öğrendi ama ülkemizde bu ayrıştırmadan ziyade niye belli şeyler yapılmıyor? Kesinlikle. Aslında bunun sorgulanması gerekiyor değil mi? Bugün çöp ayrımı sadece bir örnek değil. Evet. Neden kompost yapılmadığı güzel. Gibi ya da... Aynen. Bunların tümünün eğitimlerini sunmayı hedefliyoruz biz de zaten uzmanlarımız eşliğinde. Yani çöp ayrıştırma gibi basit görünen ama maalesef ilerisi getirilemeyen bir konuya değinecek olursak, geçen gün yine derste de anlatıyordum bunu. Bildiğimiz, kullandığımız böyle büyük markalar veya küçük ölçekli markalar var dünyanın farklı yerlerinde. Kendi iş imkanlarını geliştirerek çöpleri ayrıştırarak tişörtler, ayakkabılar vesaireler üretebiliyorlar. Ya da çöpleri enerjiye dönüştürülebilen basit mekanizmalar olabiliyor. Hani neden bir adım ilerisini düşünmüyoruz, düşündürtmüyoruz da genç nesillere demek istiyorum ben burada. Yani şu anda programı izleyen özellikle eğitimci, benden daha uzman olan eğitimci arkadaşlarımız, ilkokul eğitmeni arkadaşlarımızı da projemizle ilgili bizimle iletişime geçmeleri yönünde çağrı yapmak istiyorum. Buyurun, çok geniş bir eğitimci havuzu oluşturmaya çalışıyoruz biz şu anda. Hem onlara faydalanıcı olarak eğitimler sunmak hem de onların bize sunabileceği, çocuklara sunabileceği eğitimlerden yararlanabilmek istiyoruz. Evet. Dolayısıyla özellikle çevre okuryazarlığı konusunu araştırılmasını ve her türlü işte müzikten tutun da matematiğe kadar her türlü disipline uygulanabilir olduğunu algılayabilme yönünde öneride bulunmak istiyorum ben onlara. Özellikle dediğim gibi bizim projemizle iletişime geçirirlerse Mağsa bölgesinde birlikte güzel şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum. Evet, gönüllü olmak isteyenler de. Evet, gönüllü de olabilir, hizmet alımı da olabilir. Çok farklı alanlarımız var. Hizmet alımı da yapacağız uzmanlarımızdan. Gönüllü olarak eğitimlerimizden de yararlanabilirler. Gönüllü olarak katkıda koyabilirler. Çünkü proje kapsamında aslında birçok farklı faaliyet var. Yani derneğe direkt ulaşabilirler değil mi? Evet. Mausakulturderneği.com adresinden www.mausakulturderneği.com adresinden bir sürü detaya ulaşabilirler dernekle ilgili. Orada iletişim bilgileri de vardır. Evet. Aynı zamanda yeşil bilezik dedik. Hani her
altın bilezik metaforunu kullanmak istedik burada. Aslında evet. Her çocuğun, her gencin eline takabileceğimiz yeşil bir becerinin önlerini açabileceğini anlatmak istediğimiz Yeşil Bilezik Projesi'ni hem Instagram'da hem de Facebook'ta da bulup bizi takip edebilirler. Evet. Bir izleyicimiz de sanırım dernekten birisi, ağaçlandırma yıllardır derneğimiz tarafından gerçekleştiriliyor ve sürdürülebilirliği de sürüyor. Yaklaşık 30 yıldır her yıl en az 100 fidan dikiliyor bilgisini evet. paylaşmış Doğrudur. Bizlerle. Ki bu da çok çok Kesinlikle. Önemli yeşillendirmek adına ve bu ağaçların korunması adına da yine derneğiniz çalışmalarını sürdürüyormuş. Bunu da aktarmış olalım. Sulak alanlardan siz de bahsetmiştiniz. Genel anlamda Mausalar sulak alanları savunuyor. Hı hı. Projemizde de çöp ayrıştırma modelleri ve farkındalık eğitimleri verilmişti diyor evet. bu konuda. Sanırım dediğimiz gibi yine bir dernek üyesi programı izleyen bu bilgileri de bizlerle paylaşmış oldu. Evet, sağ olsunlar. Bunları da aktarmış Doğrudur. Olalım. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Programımıza katıldınız, katkı koydunuz. Çok sağ olun. Çevre gerçekten çok çok önemli. Bu noktada çevre okur yazarlığı da çok önemli. Sizlerin deyimiyle zaten herkesin de bildiği geleceğin güvencesi çocuklarımız. Ve yeşil bilezikli kahramanlar yetiştirmek istiyorsunuz evet. diyorsunuz bu projeyle. İnşallah bunu ilerleyen zamanda da göreceğiz faydalarını. Çok sağ olun. Çok ses verdiğiniz teşekkürler için. Teşekkürler ve iyi çalışmalar. Çok sağ olun. Ben. Teşekkür ederiz. Bu hafta da programımızın sonuna geldik. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.